Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. 1. dönem sonu değerlendirme çalışmalarına devam ediyorum. Bu kez sosyal bilgiler dersiyle sizlerle beraberim. Dilerseniz benden önce videoyu durdurup cevapları yapın. Daha sonra benimkilerle karşılaştırırsınız. Sorularımız 1. dönem işlediğiniz bütün konuları içeriyor. 20 sorumuz var. Hemen birinciden başlıyorum. 1. Milli mücadelemizin başlangıcı hangi olaydır? Diyor sorumuz. Milli mücadele demek yani Kurtuluş Savaşımız. Kurtuluş Savaşı hangi olayla başlıyordu? E, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı yani 19 Mayıs 1919'du. Cevabımız değişik oluyor. İkinci sorumuz. Türk milleti 1. Doğuda nokta nokta 2. Güneyde nokta nokta 3. Batıda nokta nokta ile savaşmıştır. Noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Şimdi bir doğuda Ermenilerle Ermeniler yazalım. Güneyde Fransızlarla Batıda ise Yunanlılarla savaşmıştır. O zaman e, hangi seçenek doğru? Şöyle bir kontrol ettiğimizde A şıkkı doğru oluyor. Bir numara Ermeniler, iki Fransızlar, üç Yunanlılar. Ve cevabı işaretliyoruz. Üç numara Yukarıdakilerden kaç tanesi beşeri unsurdur? Beşeri unsur insanların yaptığı eserleri unsurları kapsıyordu. Bakalım işaretleyelim. Havuz beşeri unsur 1. Ağaç değil, dere de değil. Binalar insanların yaptığı beşeri unsur. dağlar olmaz, yollar. Balıklar olmaz, cami evet. Barajlar var. Tünelleri de insanlar yapıyor. Platolar da insanların yapmadığı bir şey. Kaç tane oldu bakıyoruz. 3, 4, 5, 6 tane unsur. Beşeri unsur. Diğerleri doğal unsurlar. Cevabımız C şıkkı. 4. Yeri hiç değişmediği için ona demir kazık da denir diyen Elif neden bahsetmektedir? Demir kazık kutup yıldızının diğer ismi sevgili öğrenciler. Elif burada kutup yıldızından bahsediyor. Ve cevabımız C şıkkı oluyor. Geldik 5 soruya. İttifak devletleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi e, Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri ve itilaf devletleri vardı. İttifak devletleri bizim bulunduğumuz grubun içerisinde yer alıyordu. Yani Osmanlı Devleti, Bulgaristan, Almanya ve Avusturya Macaristan e, vardı bu devletlerin içinde. Yani cevabımız D şıkkı. Bizim yanımızda yer alan devletlere ittifak devletleri diyorduk. 6. Mustafa Kemal hangi savaştan sonra gazilik ünvanı ve marşal rütbesini almıştır? Bu soru çok çıkıyor sınavlarda. Siz de hatırlamışsınızdır. Mustafa Kemal Atatürk Sakarya Savaşı'ndan sonra gazilik ünvanı ve marşallık rütbesini aldı. Cevabımız A şıkkı olacak. 7. Milli mücadele sırasında oluşan gelişmeleri doğru olarak sıralanışı hangisidir diyor? Şöyle bir olaylara baktığımızda ilk önce hangisi geliyor? Ona bakalım. Tabii ki e, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı geliyor. Yani ilk önce 2 numara olacak. Şimdi şıklara baktığımızda zaten A şıkkı 2 numarayla başlamıyor. Daha sonra ne olacak? E, bu olaylarda Erzurum'da kongre yapıldı. Yani 5 numara gelecek. Daha sonra Sivas'ta kongre toplandı. 1 numara gelecek. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ve en son 3 numara olacak. Zaten şıklara baktığınızda en sonda 3 olması lazım. Bakın bunlar da yok. Doğru cevap B şıkkında. Olaylar bu şekilde doğru sıralanıyor. Ve B şıkkını işaretliyorum. Ülkemizde hava hareketlerini inceleyen ve hava durumunu bildiren kurum aşağıdakilerden hangisidir? Kolay bir soruymuş. Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava olaylarını, hava durumunu bize bildiren bize haber veren kurum. 9 hangisi krokinin özelliklerinden değildir? A sembollerden yararlanması evet. B ölçüye göre küçültülerek çizilmesi. Şimdi B şıkkı krokinin özelliklerinden değil. Çünkü kroki de ölçü olmuyor. Kuş bakışı olması. Evet, kaba taslak çizilmesi de yine krokiye ait bir özellik. Cevap B şıkkı. 10 hangisi doğal afetlerden değildir? Yine kolay bir soruymuş. E, şıklara baktığımızda trafik kazası doğal afetlerden değildir. Heyelan, çığ ve sel doğal afetlerdendir. Geçiyoruz 11. soruya. Bir kurokimiz var. Krokiye göre dolduracağız. Caminin kuzeyinde nokta nokta vardır. Şimdi e, ilk önce yön e, tabelamızı, yön işaretimizi hazırlayalım. Şimdi kuzey bize söylenmiş. E, buna göre biz diğer yönleri kendimiz yapabiliriz. Kuzeyin tam tersinde güney olması lazım. Ve kuzeye doğru döndüğümüzde sağ kolumuz doğuyu gösterir. Ee, sol kolumuz da batıyı gösterir. Böylece yönleri işaretlemiş oldum. Caminin kuzeyinde nokta nokta vardır. Camiye baktım. Kuzeyinde okulu görüyorum üst tarafta. O zaman buraya okul yazıyorum. Hastanenin doğusunda nokta nokta vardır. Hastane yukarıda hemen doğu taraf, sağ taraf olduğu için parkı görüyorum ve oraya park yazıyorum. Bakkalın güneyinde nokta nokta vardır. Bakın bakkal güney alt taraf oluyor. Postane yazmalıyım. Sinema'nın doğusunda nokta nokta vardır. Sinema burada doğuya doğru baktığımızda okul var. Okulu yazıyorum. Tabi bakkalı da söyleyebilirsiniz ama bir tane bir nesne yazıyorum. Okulu yazdım. Parkın güneybatısında nokta nokta vardır. Şimdi parka baktım. Güney burası batı bu taraf yani bu tarafa doğru olması lazım bakın güney batı batıyla güneyin arasında olması lazım yani şöyle çapraza doğru o zaman buraya okul yazmalıyım bakkalın kuzey batısında nokta nokta vardır bakkalın kuzeyi yukarısı ve batısı çapraza doğru gideceğim bakın hastane şöyle kuzey batıya doğru baktığımızda hastane yazmam gerekiyor park eczanenin nokta noktadır Şimdi park eczaneye göre nerede? Bakın park burada. Eczane sol alt köşede. Yukarı doğru gitmiş. Yani kuzey ve doğuya doğru. Yani kuzey doğu. Şimdi doğu olsa burası olurdu dümdüz. Kuzey olsa yukarısı olurdu. Çaprazda olduğu için kuzey doğusundadır Bir yazmalıyım. O zaman buraya kuzey doğu yazıyorum. Kuzey doğusundadır. Hatta şöyle cümleyi de tamamlamış olalım. Sinema postanenin nokta noktadır. Şimdi sinema nerede? Bakın postanenin neresinde? Sinema postaneye göre bakın postanenin çaprazında kalıyor yine kuzey batı oluyor, kuzey batısındadır diyeceğiz. Kuzey batısındadır olacaktı burası da. Bu şekilde krokiye göre tamamlamış oldum. 12 aşağıdaki hangisi deprem öncesi alınması gereken önlemlerden biri değildir? Deprem çantası hazırlamak evet. Merdiven ve asansörleri kullanmamak. İşte bu deprem öncesi değil, deprem olurken yapılması gereken bir şey. O zaman cevabımız B şıkkı olacak. C deprem planı yapmak evet, deprem olmadan önce hazırlamalıyız. Eşyaları duvar, duvara sabitlemek bu da deprem öncesi yapılacaklardan. Cevabımız B şıkkı. 13 aşağıdaki tarihlerden hangisi Milli Mücadele olayı değildir? Şimdi Milli Mücadele yani Kurtuluş Savaşı ne zaman başladı? 1919 19 Mayıs 1919. Ne zaman sona erdi? Cumhuriyet ilan edildiğine yani 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Şimdi buradaki tarihler hepsi zaten Milli Mücadele'nin içinde olan. Bu da Milli Mücadele'nin başlangıcı. Diğer şu ikisi de. Ama 10 Kasım 1938 Atatürk'ün vefatını belirten tarih o milli mücadelenin içinde olmayan bir olaydır. Cevap D şıkkı. 14 aşağıdaki mesleklerden hangisi için hava durumu daha, özen, daha az önemlidir? Şimdi bütün herkes için hava durumu önemlidir. Herkes ona göre tedbirini alır, önlemini alır ama bazı mesleklerde çok çok önemlidir. Örneğin çiftçiler tarlalarına e, ürünlerini e, toplamak için veya ürün e, için tarlayı sürmek için çok hava durumuna ihtiyaç duyarlar. Onu öğrenmek isterler. Kaptan denizlere açılacağı için denizdeki hava durumunu öğrenmek ister. Çok ihtiyacı vardır. Balıkçı da aynı. Ama öğretmen için çok çok önemli bir ihtiyaç değildir hava durumunu öğrenmek. O yüzden diğerlerine göre daha az önemli olan C şıkkı öğretmen için diyoruz. Öğretmenler için de önemli ama diğerleri kadar değil. Geçiyoruz 15. soruya. Kutup yıldızına yüzümüzü döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir? Şimdi kutup yıldızı kuzeyde. Biz de kuzeye doğru döndüğümüzde sağ kolumuzu kaldırdığımızda sağ kolumuz doğu yönünü gösterir. Cevap B şıkkı oluyor. 16. Akarsuyun üzerindeki baraj çok güzel görünüyordu. Dağın yukarısına ilerledikçe tüneller azalıyordu. Uçsuz bucaksız ovalar yemyeşildi. Yukarıdaki paragrafta kaç tane doğal unsurdan söz edilmiştir? Birinci cümlede akarsu var. Bakın doğal bir unsur. Baraj beşeri unsur. Onu saymıyoruz. Burada ikinci cümlede dağ var. Dağın yukarısına ilerledikçe tüneller. Tüneller beşeri unsur. Uçsuz bucaksız ovalar diyor. Bakın ova da doğal bir unsur. Üç tane doğal unsurdan bahsedilmiş. Cevap B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi çocuk oyunlarının geçmişten günümüze farklılaşmasının nedenlerinden biri olamaz? Yani çocuk oyunlarının değişmesinin nedenlerini soruyor. Hangisi olamaz? A. Günümüz çocukların oyuna ihtiyaç duymaması. İşte bu olamaz. Cevap A şıkkı. Elektronik oyun üretiminin ve çeşitliliğin artması. Evet bu oyunların değişmesine sebep olmuştur. Çocukların teknolojik ürünleri kullanabilmesi yine oyunların değişmesi için sebeptir. İnternet kullanımının yaygınlaşması da evet oyunların değişmesi için sebeptir. A şıkkı olacak cevap. 18. Ceyda arkadaşlarını oturdukları eve çağırmış. Bir kağıda evinin yerini, çevresindeki yapıları sembol kullanarak çizmiş. Arkadaşlarına dağıtmıştır. Bazı arkadaşları evi bulamamış. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Belli oranda küçültme yapmamıştır. Bu olamaz. Kullandığı kağıt büyüktür. Bu da ilgili değil. Arkadaşları uzak sebeplerden gelmiştir. Yani bunlar bu üçü arkadaşların evi bulamamasının sebebi değil sembollerin neyi ifade ettiğini belirtmemiştir. İşte bu yüzden arkadaşları evi bulamamışlardır. Çünkü sembollerin hepsinin isimlerini belirtmesi gerekiyordu. Arkadaşları da ona göre evi bulacaklardı. 19'da bir görselimiz var. Bakın görseldeki çocuklar kutup yıldızını arkalarına alarak yürüyorlar. Çocukların yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Şimdi iki numara kuzey zaten. K harfi yapalım. Çünkü kutup yıldızı orada. 4 numara güney oluyor. Tam tersi. Kuzeye doğru biz arkalarını dönmüşler. Bu taraf doğu olması lazım. Ve burası batı olması lazım. Yani 1 numara batı olacak. 2 numara kuzey olacak. Batı, kuzey, doğu ve güney. Nerede var cevap? Bakıyoruz, inceliyoruz. Cevap A şıkkında var. 1 numara batı, 2 kuzey, 3 doğu ve 4 numara güney oluyor. A şıkkını işaretliyoruz. 20. sorumuzda bir hava durumu şemasını görüyoruz. Tablosunu görüyoruz. Yukarıdaki tabloya göre hangi ifade hatalıdır? A. Ağrı 3 gün boyunca güneşlidir. Bakın doğru. B. Bursa her gün yağışlıdır diyor. Bakın Bursa her gün yağışlı değil. Pazartesi günü parçalı bulutlu. Diğer günlerde tamam yağış var. Burada şimş gök gürültülü şimşek var. Burada da yağmur var. Ama pazartesi değil. Cevap B şıkkı. Bu hatalı. Güneşli gün sayısı en çok ağır elimizdedir. Doğru. Tabloya baktığımızda. Bilecik'te 3 gün boyunca yağmur yağmamıştır. Evet doğru. Cevabımız değişik. Cevabı işaretledik zaten. Bu da doğru ifade. Böylece anlatımımızın sonuna geldik sevgili öğrenciler. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar. Derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.